Sevgili izleyenler, hemen D8 konusunu, D8'in kuruluşunu 25 yıl önce, yani çeyrek asır önce izleyen bir gazeteci olarak şunları söylemem gerekiyor. Evet, bu sarayda, hatta bu tarihi fotoğrafların aynısından kendim de çektim. Bu kare bana mı ait yoksa bir başka meslektaşıma mı ait bilmiyorum ama bu kareyi ben de çektim. Kendi arşivimde de var. O gün, o dönem oradaydım sevgili izleyenler. Oradaydım dediğim ve gurur duyduğum tarihi zirvelerden birisidir D8 zirvesi. D8'in temellerinin atılması ve kuruluşu. Fotoğrafa baktığınız zaman sevgili izleyenler, bakın burada çok güzel bir fotoğraf var. Mısır yöneticisi de var. Hüsnü Mübarek, onun temsilcisi de var. O dönem İran Cumhurbaşkanı da var. Muhterem kurucu lider Profesör Doktor Necmettin Erbakan da var. Yani bir mezhepçilik ayrımı yok. Mısır'la İran'ı aynı masaya oturtmuş bir lider Necmettin Erbakan. Dahası bu ülkeler, bu oluşumu yapan bu liderlerin hepsinin başına bir şeyler geldi. Çünkü bu oluşum, bu çekirdek oluşum aslında yeni bir dünyanın temeliydi. Dünyayı sömürüden, adaletsizlikten, haksızlıktan kurtaracak bir oluşumdu. Onun için çarkını çevirmek isteyenler bu temelden çok rahatsızdı. Ve bu D8 meselesine, projesine, kuruluşuna imza atan bu liderlerin hepsinin başına gelmeyen kalmadı. Türkiye'de biliyorsunuz aslında bu zirve, yani bu kuruluş, D8'e atılan imza, Necmettin Erbakan'ın dünyaya attığı son imzaydı aslında. İktidarının son imzasıydı. Çünkü o kadar darbeciler ve küresel güçler sıkıştırmıştı ki Erbakan'ı ve Refah Yolu hükümetini, tahammülsüz hale gelmişlerdi ki bu kuruluştan, D8'in temellerinin atılmasından hemen sonra Erbakan Hoca istifa etmek durumunda kalmıştı. Pek çok ayak oyunu oynandı. Ama her şeye rağmen çok önemli bir temel atıldı. Tarihi bir olaydı bu. Yeni bir dünyanın temeliydi. Ancak bakın 25 yılda maalesef Refah Yol'dan sonra gelen iktidarlar ya bunun farkında, öneminin farkında değillerdi veya küresel güçlerde bazı çevrelerin baskısından çekindiler. Başka türlü izah edemiyorum çünkü. O kadar muhteşem bir projeydi ki, bakın, kültür sanattan savunmaya, ortak para biriminden ortak barış gücüne, ekonomiden tarıma kadar pek çok meseleye bu çekirdek 8 ülke gündemini almış ve iş bölümü yapmışlardı. İş bölümü yaptılar. Ancak bakın, ne olursa olsun bu biraz silik kaldı. Çünkü sonraki iktidarlar önem vermediler. Avrupa Birliği'nin peşine düştük. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik müttefiklik dedik. İsrail ile iyi geçinelim dedik. Ama bu birliği, bu temeli ihmal ettik. Yeni harçlar koymadık. Yeni kat atmaya çalışmadık. Ben iddia ediyorum, eğer D8 o kurulduğu dönemdeki azimle, merhum Erbakan'ın o heyecanıyla, o azmiyle, onun hatta %50 heyecanıyla D8'e önem verilseydi, ivme kazandırılsaydı, bugün emin olun ne İsrail bu kadar şımarık olurdu, ne Suriye'de böyle kan akardı, ne Yemen'de, ne de belki de Mısır'da darbe olurdu. Ve İsrail yanlısı bir darbeci junta iktidara gelebilirdi. Ama öyle olmadı bakın. Neden? Çünkü bakın, bizim Mehmetçiğimiz şu anda Afganistan'a gidiyor, Somali'ye gidiyor, değil mi? Katar'a gidiyor, oraya gidiyor, buraya. Niye gidiyor? NATO şemsiyesi adı altında, Birleşmiş Milletler güvencesiyle, sözüm ona, onların teşvik ve anlaşmaları çerçevesinde. Peki bizim Mehmetçiğimiz her gün kan ve işgalin olduğu Filistin'e niye gidemiyor? Çünkü yalnızız. Çünkü bizim Mehmetçiğimiz oraya sokmak istemiyorlar. Rahatsız olan güçler var. İşte ben iddia ediyorum, D8, önce D8, daha sonra D20, ardından D60, D160 olacaktı. Ve o zaman bu ülkeler kendi barış güçlerini kuracaklardı. BM bugün kendi okulu Gazze'de vurulduğu halde seyirci kalan Birleşmiş Milletler aciz kaldığı zaman bu barış gücü, D8'in merkezinde olduğu İslam barış gücü şunu diyecekti. Bir dakika, eğer BM bu meseleyi çözmüyorsa, İsrail'i durdurmuyorsa, bizim barış gücümüz bu meseleyi durduracak ve bu saldırganlığın önüne geçmek için biz Kudüs'e güç gönderiyoruz diye uluslararası kamuoyuna dayatmada bulunabilirdi, baskı altına alabilirdi. Ve İsrail bu kadar
rahat, serbest olamazdı. Basit bir örnek verdim. Dolayısıyla dünyanın rengi değişirdi. Bakın bugünlerde dünya küresel bir krizle çalkalanıyor. Fiyatlar almış başını gidiyor, enflasyon tırmanıyor. İşte bu dönemde de bu ülkelerin ekonomik hacmi ve aralarındaki yaptıkları ekonomik işbirliği sayesinde bu krizleri daha hafif atlatacaktık. İddia ediyorum. Daha hafif, belki de teğet geçecek şekilde götürecektik. Dolayısıyla aslında çok büyük kaybımız var. Telafi edilemez mi? Elbette edilebilir. Hala geç kalmış değiliz. Bu yeni bir dünyanın temeliydi. Bence öneminin farkında varmalıyız. Ama gelin görün ki sevgili izleyenler, bakın D8 kutlamasında bile bir olamamışız. Nasıl bir olamamışız? Yani 2-3 gün önce Saadet Partisi kutlama yaptı. Bugün yeniden Refah Partisi kutlama yapıyor. Bu konuda bile ayrışmışız. İktidar partisi keşke aslında bu kutlamayı, bakın beşli rakamlar semboliktir. 5. yıl, 10. yıl, 15. yıl, 20. yıl, 25. yıl. 25. yıl bu şaşalı ve güzel rakamda keşke Türkiye Cumhuriyeti Devleti devlet olarak bu kutlamayı üstlenseydi, ilgili ülkeleri üst düzeyde katılım gösterseydi ve biz yeniden D8'i şaha kaldırmak için buradayız diye yeniden bir araya gelselerdi ve bir üst düzey devlet katılımıyla bu program yapılsaydı, bu kutlama yapılsaydı. Bu kutlama bile, bakın bu yani adı bile çok az duyulmuş yeni bir parti olan Yeniden Refah Partisi, %1'lerde zikredilen Saadet Partisi'nin sadece kutlaması bile D8'e verilen, devletin verdiği önemi gösteriyor. Bu da içler acısı bir durumdur. Açık ve net söylüyorum. Bu içler acısı bir durumdur. Dünyada şu anda Türkiye bir çıkış arıyor. Kuşatılmışlık altında. Bakın Amerika yanı başımıza Ege adalarına, değil mi, Adalar Denizi'ni silahlandırıyor. Yunanistan'ı kışkırtıyor. Güneyimizde Türkiye'yi tehdit eden oluşumlar var. Yemen'de kan akıyor. Suriye öyle. Ya böyle bir zamanda Türkiye'nin elini güçlendirecek bir oluşum D8. Bunu neden kullanmaz? Neden daha güçlü hale getirmek istemez? Hakikaten bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Ben açık ve net söylüyorum. Bir gün inşallah D8'in önemi daha iyi anlaşılacak. Ve hakikaten Erbakan'ın hayalindeki yeni bir dünyanın kurulması için D20, D60, D160 da kurulacak. Ve dünya gerçekten de en azından bu kadar haksızlıklara maruz kalmayacak. Daha dengeli, daha yaşanabilir olacak. Bundan eminim, kuşkum yok. Ama yeter ki biz bunun kıymetini bilelim. Bir kez daha bu fotoğrafta yer alan, başta merhum Necmettin Erbakan olmak üzere aramızda dünyada olmayanlara rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da sağlık ve sıhhat diliyorum. Onların ne kadar büyük bir iş yaptıklarını bir kez daha hatırlıyorum, saygıyla anıyorum. Ve yeni nesilleri de bu tarihi fotoğrafı unutmamalarını tavsiye ediyorum. Tabii ki Türkiye'yi yöneten ve siyasi parti liderlerini de aynı şekilde bu fotoğrafı bir kez daha hatırlatıyorum. Diyelim ve devam edelim. Sevgili izleyenler.